Şehir lağımı. İşte oldu. Onu çekelim soylu ekibim. O boru kendi başına hareket edemez. Ve lağım mutlaka akmalı. Hiçbir şeyin bu şehrin artık sistemini tıkamasına izin veremeyiz. Pisliklerinin bakire denizlere ulaşması gerekiyor. Galiba asıl sorunu gördüm. Buna gerek yok Grace. Sayıları çok fazla. Yüzeydeki dünyaya dönüyoruz. Yine aynı şey oluyor değil mi? Evet öyle. O döndü. Ve bizi sadece tek bir kişi kurtarabilir. Şah. Satranç zekanın en eski yarış şekli. İki rakip erkek erkeğe, beyin beyine. Evet. Ve bakın, hamleyi kolaylaştıran mıknatıslar. Ayda bile satranç oynayabiliriz. Ben bunu yapmazdım. Kesinlikle şahmat. Sen karışma pis kokulu. Şah. Ve bat. Olamaz. Hadi bir oyun daha. Ama ne var? Sıra bende. Bende. Evet, sıra bende. Affedersin pis kokulu ama beni rahatsız etmeyi bırakır mısın lütfen? Evet ama bana pis kokulu demekten vazgeç. Elbette pis kokulu. Olamaz. İşte yine söyledim. Belki de bunu pis koktuğun için söylüyorumdur. Hayır pörsümüş fare. Kaybettiğin zaman kızdığın için söylüyorsun. Hey, kapa çeneni. Affedersiniz ama aşağıda büyük bir sorunumuz var baylar. Belediye altyapı işçileri hiç sorun değil. Benim halledemeyeceğim... Ne? Yüce lağım kestanesi, yardımınız gerekiyor. O döndü ve pislikleri yine lağımlarda dolaşmaya başladı efendim. Kötü haber. Çok kötü. Başımız belada. Evet, gitmeliyim. Ne? Kimin pisliği yürüyor? Lağım kestanesi. Beni bekle. Evet, zor bir gündü. Herkese birer tuna ezmesi. Evet, Grace. Pis işler yapan kadınları çok severim. Çok şanslısın. Lağım kestanesiyle birlikte olabilmek nasıl bir şey? Ne? Pis kokuluyla mı? O çok iğrenç. Harika. Hadi kestane, orada ne yapıyorsun? Elbette, şehri kurtarmalıyım. Bu bizim de işimiz değil mi? Bilmiyorum. Aşağısı çok ama çok tehlikelidir. Elimizi kirletmekten korkmayız. Ne kadar kötü olabilir ki? Pekala, arkamdan ayrılmayın. Evet, burası benim dairem. Vay canına. Aşağı mahallede lüks yaşamak bolsa gerek. Lağım kestanesi, burası muhteşem bir yer. Evet, elimden geleni yaptım. Ayaklarınızı silin. Rahatlayın. Kendinizi evde farz edin. Kokteyl, sosis yiyin. Onları bu sabah buldum. Hayır istemem. Ben de dokunum. Hiç gerek daha yok. Sonra. Hiç gerek yok. Ederim. Yoksa bunları da mı buldun? Bu şey parayla dolu. İki kestane. Sen çok zenginsin. Evet. Ruhen çok zenginim. Alın. Taksanız iyi olur. Bu işi biraz fazla büyütmüyor musun lağım kestanesi? Anlamadığından eminim Kene. Karşımızdaki sadece kötü değil. Çok da pis. Evet abi. Burada tam olarak kiminle uğraşacağız?
Onun adı Lou Salazar. Katı atık yönetimi tarihinin en aşağılık sivil görevlilerinden biriydi. Şehrin gördüğü en hain lağ müdürü oldu. Aa, çok korktum. Evet. Şimdi kendine lağımların çarı diyor. Lou Salazar lağım çarı. Beş kez hızla tekrarla. Zamanımız yok. Lou Salazar lağım çarı. Çar lağımı Salazar Lou lağım çarı. Lağımı Salazar çarı. Lou Salazar lağım çarı. Merhaba Salazar, lağımların çarı. Kötü haber. Korkunç lağım kestanesi ortaya çıktığımıza haber almış. Daha şimdiden aşağı bölümlere gelmiş, varlığınızı araştırıyor. Bence size çok kızmış. Anlıyorum. Önemi yok. Evet, beni daha önce alt etmişti. Şehrin kanalizasyon müdürlüğünden düşüşüm çok ani ve sert olmuştu. Ama yarın sabaha dek bütün küvetler, bütün duş başlıkları, bütün su kaynakları benim muhteşem pisliklerimle dolacak. Bir kez daha ayağa kalkacağım ve şehri dizlerinin üzerine çökerteceğim. Neyiz biz? Bizsiniz. Nereden geliyoruz? Pislikten. Nereye gidiyoruz? Pisliğe. Pisliğiz, pisliğiz, pislikten geliyoruz. Pisliğe gidiyoruz. Pisliğiz, pisliğiz. Olamaz. Burası lağım kestanesi ordusu varmış gibi kokuyor. Evet. Bu iğrenç kokuyu bir kenara bırakırsak lağımlar da tıpkı yukarıdaki kadar etkili olabiliriz, değil mi? Gene! Gene! Çabuk çık oradan! Hadi kestane, o kadar kötü değil. Hey, tıpkı soda köpüğü gibi. Gene! Istakozlar! Istakozlar! Gene kıpırdama! Evlat! Ne oldu? Neydi o? Neydi? İstakoz muydu? Lağım istakozu. Ben lağımlarda timsah olduğunu sanırdım. Yani ben timsahlar için hazırlanmıştım da. Ha, hayır. O tamamen uydurma. İstakozlar var. Onları erimiş yağ ve limon suyuyla alt edebiliriz. Devam etmeliyiz. Lağım çarı buraya geldiğimizi öğrenmiştir. Aptallaşıyorlar. Hay aksi. Karışım bitiyor. Daha fazla özel çamur lazım. Bu karışım ilk pislik deneylerimdekinden daha iyi değil maalesef. O zamanlar aptal pislikler yeter sanıyordum ama lağım kestanesi istilamı durdurdu ve planımda yaptığım hatayı gösterdi. Yüzeydeki dünyayla savaşmak için zeki pisliklere ihtiyacım olduğunu anlamış oldum böylece. İhtiyacım olan akıllı pislikler. Merhaba, ben kimim? Sen pisliksin. Anladım. Pekala, devam edebiliriz. Mükemmel. Sabaha kadar kenti istila edecek kadar akıllı pisliğim olacak. Merhaba lağımçarım. Lağım kestanesi yaklaşıyor ve yanında iki üst dünyalı var. Üst dünyalı mı? Güzel. Bu onu yavaşlatır. Yanına pislik bir prensesi al ve lağım prensinin işini bitir. Gene biliyor musun? Belki de lağım kestanesi haklıdır ha? Yani biz kahramanız ama belki de lağımlarda o kadar da etkin değilizdir. Şehri korumak için yemin ettik. Ve bununla yüzleşmek üzereyiz. Bu yemin lağımı da kapsıyor. Bu arada en kötü bölümü geçtik. Aa bakın, biri cüzdanını düşürmüş. Ha, kere, hayır. Ne? Cüzdan balı. Evet. Cüzdan balı yem olarak canlı cüzdan kullanılır. Tehlikelidir. Pekala. Beni dinleyin. Buradan çıkmak istiyorsanız yanımdan ayrılmayın. Ve yaptığımı yapın. Kene, senin yaptığını yapma. Ah, dostum.
Sen çok sıkısın ve burada rahatsın. Aa evet. Burada rahatlık tanrısı olarak bilinirim. Sen az önce tanrı mı dedin? Pisliğiz, pisliğiz, pislikten geldik pisliğe gideceğiz. Pisliğiz, pisliğiz, pislikten geldik pisliğe gideceğiz. Pekala askerler, beklediğimiz an geldi. Kestane yolumuzdan çekilince harekete geçip her yeri istila edeceğiz. Yakında üst dünyadakiler bizim, sadece bizim olacaklar. Affedersiniz, sözünü kesmek istemezdim ama bu çok önemli. Bu plan üstünde yeterince düşündün mü? Anlayamadım. Yani söylemek istediği şu, pisliğin asıl kaynağı yukarıdaki insanlar. Onlar olmayınca biz de olamayız değil mi? Doğru. Ben katılıyorum. Biz olmayız o zaman, ölmemiz gerek. İlişkisi oldukça fazla Lu. Söylediklerinize bakın aptallar. İnsanlık tarihinin tamamı pisliğe karşı sürdürülen savaşla geçmiştir. Ben oradaydım, biliyorum. Temiz, temizliği severiz. Temizle, tozunu al, iyi parlat. Tek istedikleri şey bizden kurtulmaktır. Neden biz onlardan kurtulmuyoruz, söyler misiniz? Bu konuda haklısın Lu. Pisliğiz, pislikten geliyoruz. Pisliğe gidelim öyleyse. Pisliğiz, pisliğiz, pislikten geliyoruz. Pisliğe gidiyoruz. Pisliğiz, pisliğiz, pislikten geliyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Bunun kokusunu hiç sevmedim. Ben buradaki hiçbir şeyin kokusunu sevmedim. Neler oluyor? Pislikler etrafımızı çevirdi ve yaklaşıyorlar. Peki, sabunları alın. Gene, lambda neden yıkanıyoruz söyler misin? Onu duydun, söylediğini yap. Biliyor musun, 2 saat önce hayatımı seviyorum. Sıcak, kuru, yemekten sonra içilen kahve, birkaç satranç oyunu. Şimdi de satranç oynayacağız Arthur. Hamle sırası onlarda. Pekala, sırt sırta verin. Sabunlarınızı kaldırın. Pekala. Sabun mu? İğrenç. Bu muydu? Büyük savaş bu muydu? Burada işimiz bitti mi? Evimize dönebilir miyiz artık? Henüz bitmedi. Bu daha başlangıçtı. Sizi beyinsiz sersemler! Ama ellerinde köpüren beyaz şeyden vardı efendim. Evet, tatlı bir kokusu vardı ve yumuşaktı. Hay aksi, sabun getirmiş. Sabun öyle mi? Nefret ederdik değil mi? Elbette nefret ederdiniz. Pisliksiniz. Pislikten geldiniz, pisliğe gideceksiniz. Biliyor musun? Biz de buraya dönerken bunu konuşuyorduk. Bu ne demek oluyor söyler misin? Neden pisliğe gideceğiz? Neden Bahamalara gidemiyoruz acaba? Doğru. Evet, yani bak bizim de düşünmemiz tam buydu. Biliyor musunuz? Düşünmeye başlamak iyidir. Ama duracağın yeri bilmelisin. Lağım kestanesiyle kendim ilgilensem daha iyi olacak. Aha! Demek buradasın güzel kokulu yaramaz. Çok kaygan. Kesinlikle çok kaygan. Ve çok ıslak. Islak mı? Sana ıslağın anlamını öğreteceğim. Bunun da kokusunu sevmedim. Metan gazı. Çok kötü.
çok patlayacak. Gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Derinlerin çocukları, lahm kestanesi denen yaratık artık tarih oldu. Ha, kötü oldu. İyi birine benziyordu halbuki. Pislik! Ha? Yıllardır beklediğim an geldi. Artık son zafer için yüzeye çıkabiliriz. Sonunda şehir beni bulacak. Biliyor musun, bu adamların geldiği yeri seveceğimi sanmıyorum. Evet, Lo'nun kendini kaybettiğini düşünmeye başladım ben. Aa, bunlar Lahm Kestanesi'nin küçük yardımcıları değil mi? Bu şekilde gelmeniz çok iyi oldu. Dünyanızın yok olduğunu görme fırsatını yakaladınız. Aa, öyle mi? Bu konuda bazı söyleyeceklerimiz var. Üst dünyalılar. Arthur, çöplüğümüzden uzakta olabiliriz ama yine de cesaretimiz tam. Seninleyim gene. Hadi işlemi hızlandırın. Gidiyoruz. Herkes ileri. Kaçın! Çamurların sultanı, boruların içindeki hayallerini boşaltacağım. Çok geç kaldınız. Pislik ordularım yola çıktı bile. İnsanlarınız yok olacak. Aha, hiç sanmıyorum. İşte buradayım. Sen! Kestane! Sen yaşıyorsun. Hey, affedersin. Sen iyi misin? Hayır! Orada ne duruyorsunuz aptal pislikler? Yabancıları yok edin. Hadi! Hadi! Daha ne bekliyorsunuz? Düşündük de belki de Lahm Kestanesi'nin Lahm İdare Filozofisi uzun dönemde bizim için daha faydalı olabilir. Bu durumda senin planlarının fazla bir önemi kalmıyor tabii Lu. Evet Lu, sen iğrençsin. Haklılar Lu. Senin gibi insanlar pisliğin adını karalıyor. Hey baylar, iyi işte. Hey Kenne, Arthur. Hey kokulu. Nasıl kokuyor ha? Hepiniz kokuyorsunuz. Dinle pörsümüş fare. Gece boyu çok önemli bir ders aldık. Lahmları dışarıdan yargılayamazsın. Hayır. Hayır bayım. Yerin altındaki insanlar yukarıdan göründüğü gibi olmayabilir. Sessiz ve nazik bir ruh bir anda iki yumruklu bağıran bir canavara dönüşebilir. Ve iki yumruklu bağıran canavar beklemediği anda istakoz saldırısına uğrayabilir. Dinle beni. İyi dinle. Yer altında her şey çok çılgınca. Kayıp bir cüzdan seni ikiye bölebilir. Bir kalıp sabun hayatını kurtarabilir. Ve hatta iğrenç bir çamur yığını içindeyken harika bir fikir bulabilirsin. Anladın mı? Bilmem ne demek istediğimi anladın mı pörsük? Evet, evet, kesinlikle anladım. Hey Arthur, Hogar Lemmerney şöyle yazmış. Sevgili Kene, arılar dünyayı istila etse ne yaparsın? Ne mi yapardım? Arılar dünyayı faşizmle yönetmeye çalışırdı. O zaman kovanlarına girecek ilk insan ben olurdum. İğrenç larvalarını dişlerimin arasında yok ederdim. Seçilmiş kraliçe arılarını bulup hemen ezerdim. Neden? Çünkü ben iğneden çok korkarım. Evet.